Yalın düşüncede, yalın satış pazarlamada öncelikle çalışanların, yani insan kaynağımızın kendini geliştirmesi lazım. Kişileri yalın düşüncenin ve yalın tekniklerin, yalın araçların eğitimleri verilerek, danışmanlık yapılarak insanlar, çalışanlar, insan kaynağımız problem çözme tekniklerini öğreniyorlar. Bu problem çözme teknikleri, değer akışı haritalama, kaizenlerle, ekiplerle kaizen çalışmaları yapma, böylece israfları yok etme şeklinde öncelikle ortaya çıkıyor. Zaten yalın düşüncede hedef şudur. Önce teknoloji yatırımı yapmamak lazım. Önce süreçleri düzeltmemek lazım. Önce insana yatırım yapmak lazım. Önce insanın problem çözme tekniklerini doğru şekilde öğrenmesini ve günlük hayatında, iş hayatında ve hatta özel hayatında bunu uygular hale getirmemiz lazım. Bu çok kısa sürede olabilen bir şeydir. Birkaç aylık süre zarfında verilen eğitimlerle çalışanlarımız, en alt seviyedeki çalışanlarımız dahi bu teknikleri alabiliyorlar. Üretimde mavi yakalılar, ilkokul, ortaokul mezunu mavi yakalıların bu konuda elde ettikleri başarıları hayret edersiniz. Dolayısıyla satıcılarımız çok daha başarılı, çok daha yetkin insanlar olduklarını biliyoruz. Onlar bunları çok kolaylıkla öğrenecekler ve adapte edeceklerdir. Önce insanda, çalışanda bu değişimi elde ettikten sonra insanlar süreçleri iyileştirmelidir. Ve bu iyileştirme bir defalık olmamalıdır. Planla, uygula, kontrol et, standartlaştır. PUCO dediğimiz veya İngilizce olarak PDCA dediğimiz bu çevrim sürekli olmalıdır, sürekli devam etmelidir. Çalışanlar sürekli çalıştıkları süreci iyileştirmelidirler. Önce çalışan, sonra süreçler, ondan sonra da gerekiyorsa teknoloji. Niçin bu sırayı söylüyoruz? Siz süreçlerinizi iyileştirmeden belli yatırımlar yaptığınızda, bu teknolojik yatırımlar olabilir, bilgisayar yatırımları olabilir, yeni ofis alanları açmak, kurmak olabilir, pek çok şey olabilir aklınıza gelebilecek. Süreçleri düzeltmeden bunları yapıp, daha sonra süreçleri düzeltmek aklınıza geldiğinde, yaptığınız pek çok yatırımların o eski süreçlerde, içinde israfların olan süreçlerden dolayı gereksiz metrekareler alanlar açtığınızı, oluşturduğunuzu veya bazı yaptığınız teknolojik yatırımlara önceki süreçlerin, hatalı süreçlerin hatalarını, hadi hastalıklarını diyelim, o süreçlerin içine aynen, teknolojik yatırımların içine aynen taşıdığınızı görüyorsunuz. Bu da yatırımlarda çok ciddi bir verimsizliklere, daha sonra da moral bozukluklarına sebep olabiliyor. Bunun yerine önce insan, sonra süreçler, ondan sonra da yatırımlar, teknolojik yatırımların yapılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Zaten bizim bu çalışmaları yaptığımız yerlerde bu tür yatırımların bir kısmının da gereksiz olduğunu, hatta bazı ofis alanlarının çok fazla metrekare kapladığını, alan kapladığını da görüyoruz, tespit ediyoruz. Ama bunların hepsini çalışanlarımızla birlikte, onların ikna olmasıyla ve onların emekleriyle yapmamız önemli. Yalın satış pazarlama konusunda ki eğitim ve danışmanlık hizmetimize gelince, öncelikle 6 modülden oluşan bir eğitim seti oluşturduk. Bu eğitim setinde biz satış pazarlama ekiplerine yalın düşünceyi anlatıyoruz. Burada değişim ve yeni kavramlardan bahsediyoruz. İlk modülümüz bu. Bu modülü diğer 5 modülden önce satış ekiplerimizin ve şirketteki tüm ilgililerin, konuyla ilgili olanların bu ilk modülü almalarını istiyoruz. Çünkü burada yalın düşüncenin ana kavramlarını, yalın düşüncenin içindeki o felsefeyi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ilerideki çalışmalarımızda bu kavramlar, yalın düşüncenin ana felsefesini öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bunun ardından yalın satış pazarlama farkı ve katkısı eğitim modülümüz var. Bu eğitimde de satış pazarlamada mevcut uygulamalarda problemler nerede, sorunlar nerede? Bu sorunları yalın tekniklerle ve yalın düşünceyle satış pazarlamadaki klasik uygulamalarından nasıl çözeceğiz?
nasıl yalın satış pazarlamayla müşterimize daha iyi ve daha doğru hizmet sunacağız? Üretimden müşteriye uzanan bu yolda israfı nasıl yok edeceğiz? Müşterimizin isteklerini, sesini şirkete nasıl taşıyacağız? Bu konuda çok farklı açılımlarla örnekler vererek anlatıyoruz. Bunun ardından bir diğer eğitim modülümüz yalın satıcı ve satış teknikleri. Burada da bir satıcının şirketiyle ilişkileri ve müşteriyle ilişkilerini tekrar ele alıyoruz. Farklı örneklerle neler yapabiliriz? Bunu konuşuyoruz, bunu anlatıyoruz ve bu bir günlük eğitimde yalın satıcının nasıl olması, nasıl daha çok katma değer üretmesi gerektiğini satış ekipleriyle konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bir diğer eğitim modülümüz de satış takımlarının yalın yönetimi. Burada da satış takımlarını, satış ekiplerini yöneten tüm kademeler için bu yönetimde neye dikkat edeceğiz? Şirkette alınan strateji ve planların, satış planlarının müşteriye yansıtılmasında eksiksiz, hatasız ve tam zamanında bu sürecin işlemesini nasıl garanti edeceğiz? Bu süreci nasıl yöneteceğiz? Performansı nasıl yöneteceğiz? Motivasyonu nasıl arttıracağız? Bu konuda yalın yaklaşımı, bakış açısını ortaya koymaya çalışıyoruz. Yine bir farklılaşma var, yine katma değer var. Bunun ardından yalın düşüncede bayi, servis ve mağaza yönetimi konusuna giriyoruz. Burada bu eğitimimizde iki aşaması var. Bir aşama ana firmanın bayi, servis ve mağaza yönetimi. Bir diğer ikinci aşama da bayi, servis ve mağazanın kendi iç yönetimi ve müşteriye nasıl değer sunacağı, müşterisiyle ilişkisi ve kendi iç yönetimindeki israfları yok etmek, verimlilikleri arttırmak, satışını arttırmak, karlılığını arttırmak, maliyetlerini azaltmak. Odaklandığımız şeyler bu. Bir diğer eğitimimizde, eğitim modülümüz, yalın düşüncenin müşteriye bakışı. Burada müşterimizle nasıl işbirliği yapacağız ve müşterimize nasıl değer sunacağız konusunu irdeliyoruz. Aynı anda müşterinin de mutlu olduğu, şirketin de mutlu olduğu ortamı nasıl oluşturacağız? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun örnekleri var, başarılı örnekleri var. Bunu birlikte nasıl başaracağız? Bunu yapıyoruz. Farkımız şu, biz yaptığımız her şeyi şirketimizle çalıştığımız firmada birlikte yapıyoruz. Sahip olduğumuz know-how'u olabilen en kısa sürede onlara aktarıyoruz. Orada kendi başına bu çark işlemeye başladığında da görevi tamamladığımızı kabul ediyoruz. Ve geride mutlu çalışanlar, daha çok tatmin olan müşteriler, mutlu mal sahibi, işletme yöneticisi, işletme sahipleri, karlılığı artmış bir şirket, satışları artmış bir şirket, satış sonrasında daha çok, daha iyi hizmet veren bir şirket bırakmak istiyoruz. Yalın satış pazarlama ve satış sonrasında yapmak istediğimiz genel olarak bunlardır.